Herkese selam, selam ben. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz ve nihayet yeni bir video ile en sonunda karşınızdayım. Bugün sizlere şu anda üzerimde görmüş olduğunuz Almanların ve Avusturyalıların geleneksel kıyafeti olan Dirndl'dan bahsetmek istiyorum. Dirndl diye yazılıyor ama Dirndl diye okunuyor. Böyle bir durum var. Neyse. Eski zamanlarda Almanlar ve Avusturyalılar, yani kadınları, bu elbiseyi aslında giymiyorlarmış. Yani giyenler, daha doğrusu tabii ki giyiyorlarmış ama giyenler aslında hizmetçilermiş. Daha sonrasında zamanla sınıf farkı ortadan kalksın diye bu elbiseyi üst sınıf insanlar da giymeye başlamışlar. Geleneksel bir elbise bu ve belki de birçoğunuz biliyordur. Genelde festivallerde bu elbiseler giyiliyor. Özellikle Oktoberfest denen festivalle, yani Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen bu festivalde kadınların hepsi bu elbiseyi giyiyorlar. Dediğim gibi tamamen geleneksel bir elbise. Erkeklerin de geleneksel bir kıyafeti var. O da deri pantolon ve kareli gömlekten oluşuyor. Zaten elbiseyi gördüğünüz gibi yine kareli detayları var. Elbise 3 parçadan oluşuyor. Önlüğü var. Kareli bir elbise kısmı var. Şöyle göstereyim. Bir de içinde bir tane gömleği var. Tabii ki çok farklı renkleri ve çok farklı çeşitleri var bu elbisenin. Benim bu elbisede en çok hoşuma giden detay bağlama kısmı. Yani şu kurdele kısmı. Çünkü neden? Bu kurdeleyi 4 farklı şekilde bağlayabiliyorsunuz. Eğer kadınlar bu kurdeleyi sağ tarafında bağlıyorlarsa ya evli olduklarını ya da bir ilişki içerisinde oldukları anlamına geliyor. Eğer sol tarafa bağlıyorlarsa bir ilişkilerinin olmadığını ve bekar oldukları anlamına geliyor. Eğer arka tarafa bağlıyorsanız ya eşinizden ayrılmışsınızdır ya da, yani o anlama geliyor. Ön tarafa bağlıyorsanız da sanırım, yani yanlış anlamadıysam, yanlış öğrenmediysem, kararsız olduğunuz, hani gönlünüzde bir aslan yatıyor ama hani çok da emin değilsiniz anlamına geliyor. Böyle bir anlamı var, yani benim çok hoşuma gidiyor. Elbiselerin fiyatları genel itibariyle çok değişken ama gerçekten, yani ciddi anlamda böyle kaliteli bir elbise almak istiyorsanız birkaç yüz euro ediyor yani. Özellikle erkeklerin bu deri pantolonları gerçek deriden yapıldığı için sadece pantolon, yani yaklaşık 200-300 eurodan falan başlıyor. Eğer böyle gerçekten kaliteli bir elbise almak istiyorsanız, bir Dirndl almak istiyorsanız da yine 150 eurodan falan başlıyor. Ben elbisemin fiyatını bilmiyorum. Çünkü bana bu hediye geldi. Eski oda arkadaşım Karolin ve annesi hediye etmişti bana. Avusturya geleneklerini, yani bu eski gelenekleri çok beğendiğimi bildikleri için böyle güzel bir düşünceyle böyle güzel bir hediye etmişlerdi. Ama bu elbiseleri mesela ikinci el olarak da yani 20-30 euroya bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ya da mesela festivallere gidiyorsanız, özellikle Oktober Festivali'ne gidiyorsanız Münih'teki, yani ben kendim hiç gitmedim ama orada böyle çok fazla elbise kiralayan dükkanların olduğunu duymuştum. Bu tarz yerlerden de temin edebilirsiniz. Bugün bu elbiseyi giydim çünkü bugün iş yerinden arkadaşlarla beraber Oktober Fest tadında bir festivale gidiyoruz. Burada, yani Viyana'da Wiener Wiesn diye geçiyor ve gündüz olan bir festival. Früh Shoppen diyorlar. Ben ilk defa gideceğim gündüz festivaline. Viyana'nın Prater bölgesinde böyle çayırlık bir alanda festival çadırları kuruluyor ve iki gün boyunca, yani hafta sonu, cumartesi, pazar günü boyunca burada böyle festivaller gerçekleşiyor. Gündüz olan festivaller bence daha güzel çünkü bence daha çok şey görebiliyorsunuz. Dikkatinizi daha çok yere verebiliyorsunuz. Böyle işte böyle bir yere gideceğim. Hazırda gideceğim ve bu elbiseyi giymişken bu videoyu çekeyim dedim. Eminim birçoğunuzun bu elbise ya da bu geleneksel kıyafetler hoşuna gidiyordur ama ben de buraya gelene kadar mesela elbisenin isminin ne olduğunu vesaire tam olarak bilmiyordum ya da bu kurdele geleneklerinin hani nereye neyin bağlanması gerektiğini bilmiyordum. Böyle bir video paylaşmak istedim sizlerle. Buradan sonra dediğim gibi Wiener Wiesn'e gideceğim. Eğer orada da imkanım olursa, yani başarabilirsem, oradan da böyle birkaç görüntü alıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Eminim çok güzel olacaktır. Oradaki ambiyansı, bu insanların nasıl böyle giyinip de, yani eski geleneklerini sürdürerek giyinip de bu tür festivallere geldiklerini göstermek istiyorum. Yani benim mesela hep aklıma şey geliyor. Neden biz Türkiye'de böyle şeyler yapamıyoruz? Yani bizim de aslında eski geleneklerimizde eminim çok güzel tasarım kıyafetler vardır. Ve biz de şu anda özellikle tekstil ülkesi olarak böyle şeyleri gerçekleştirebiliriz yani. Benim bile burada yaşayan birisi olarak buradaki insanların bu geleneklerini hala sürdürmelerini, yani bu şekilde giyinip festivallere gitmelerini benim çok hoşuma gidiyor. Ve biz neden böyle bir şey Türkiye'de yapmıyoruz? Yani Türkiye'de de çok fazla çeşitli festivaller var. Özellikle lezzet anlamında, hani Anadolu lezzeti anlamında. Ama bu tür festivallerin bence daha popüler hale gelmesi için biz de eski zamanlarda giyilen kıyafetlerimizi neden popüler hale getirip o festivallere gitmiyoruz yani? Hani böyle bir şey olabilir aslında. Çünkü Osmanlı kültüründe
kadınlar gerçekten çok güzel giyiniyorlardı. Bunun popüler hale gelmesi hakikaten çok güzel olabilirdi. Yani her defasında Avrupalıların bu geleneklerine, kültürlerine imrenerek baktığımda en çok üzüldüğüm nokta bu oluyor. Bence yapılabilir yani. Bu konuda sizin görüşleriniz ne ya da sizin fikirleriniz ne? Bunu da yorum olarak paylaşabilirsiniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve umarım bu bilgi videosu sizin merak ettiğiniz bir konuya yönelik bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Para mi gente.